Biz bu işe yaklaşık bir aydır burada bir çalışmamız var biliyorsunuz. Ki başladığımız zamanlarda da gelmiştiniz. Ayrıca ziyaretiniz için teşekkür ediyorum. Biz burada bayağı bir zorluk çekiyoruz açıkçası. Çünkü bayram arifesiydi, oruçtu. Biz bayramda dahi baydos etmeden, istirahat etmeden biz bu işi bitirmenin hevesi, heyecanı içerisindeyiz. Bu yolu yaparken aslında bu yolun mimarı Sayın Valimiz Güzeloğlu ve Sayın Sur Kaymakamımız, Belediye Başkan Vekilimiz Abdullah Çiftçi'nin büyük destekleri ve büyük özverileri var bu yolda. Bu yola bilhassa yani Diyarbakır'ı temsil ettiği için, Diyarbakır'ın güzidesi olduğu için bilhassa bu yolun üstünde özenle duruyorlar ve çok çok dikkatlice, çok özverili bir şekilde buradalar. Hemen hemen her gün olmasa bile iki güne bir mutlaka bizi ziyaret edip bir sıkıntımız var mı yok mu işin durumuna, yolun durumuna bakıp kendileri tetkik edip öyle gidiyorlar. Yasakların bize çok iyi bir avantajı oldu. Vatandaştan yana yani kimse gelip gitmedi, bize kimse engel olmadı, işimiz hızlandı. Bir günde yapacağımız işi yarım günde yapmış olduk. Bu da esnafımıza bayramdan sonra ciddi manada yansımış olacak. Ki biz burada çalışırken de zaten esnafımızı zarara uğratmamak için, herhangi bir aksama olmaması için bir yandan biz çalıştık, bir yandan da esnafımızı yolunu açık bıraktık. Ki biliyorsunuz biz balıkçılar başında, balıkçılar durmuşlarının giriş çıkışlarının engel olmaması için biz bayağı bir geriden başladık o işe. Zaten bu şimdiki 4 günlük yasakta biz orayı da yapmış olduk. Biz eski yolun tamamını söktük zaten ki eski yolun söktüğümüz taşları da zaten şu an bir daha kesiyoruz onları. Bir daha küp taşı haline getiriyoruz. Onlar ziyan olmuyor. İkincisi de biz bu yoldaki bütün alt sağlamlaştırmasını, zeminini zaten etütünü hepsini yaptık. Ondan sonra şimdiki yaptığımız yolun yaklaşık biz kendi öngörümüze göre biz 10 yıla kadar buranın sağlamlarını garanti veriyoruz. Yani Allah'ın izniyle hiçbir şey olmayacak 10 yıla kadar. Zaten ki zaten biliyorsunuz bu küp taşı Diyarbakır'ın sembollerinden birisi zaten. Ki Sura'da en yakışan taş budur. İnşallah bundan sonra da bir şey olmayacak. Zaten turistik bir görüntüsü var. İnşallah Allah'ın izniyle bundan sonra hiçbir şey olmayacak. Bu yaptığımız küp taşı Diyarbakır'ın doğasına, tarihine en uygun taş olduğu için zaten Diyarbakır'ın bir nevi bir sembolü olacak. Ki turistik araçlarına da çok güzel bir taş oldu inşallah. Bu kullanılan eski taş aslında güzel bir taştı. Yalnız araç geçişleri burada olduğu için o taşlar burada olmuyordu. Şimdiki kullandığımız taş hem küçük hem de araç geçişleri için herhangi bir sıkıntı çıkartmayacağı için uzun vadede çok sağlam bir taştır. Bir ikincisi de zaten kendinize görüyorsunuz burada silindirle, eskavatörle falan hepsini sağlamlaştırarak. İkincisi de biz üstüne zaten çimentoyla beraber kum attığımız için yağmur yağdıkça, ıslandıkça bu günden güne kendini sağlamlaştırmış olacak. Bundan sonra hiçbir şey olmayacak inşallah.